La bir iyileşemedik la. Vallahi billahi. Önce İpek hasta oldu. İpek'in hastalığı bayağı uzun sürdü. 3 yaşında bebeler böyle sürekli hasta oluyormuş ki bağışıklık sistemleri güçlensin. Yengeniz de hasta oldu. Arkasında bana da bulaştı. Benim de sesim birazcık horozlandı. Şimdi daha iyiyiz. Daha iyi de olmaya çalışıyoruz. Nane limon kaynatıyoruz. Bol bol içiyoruz. Su içiyoruz. İlaç da içiyoruz. Burun fısfısımızı içiyoruz. Vitamin takviyesi de alıyoruz. Daha iyi olmaya çalışacağız. Biraz geciktim. Gecikme için özür diliyorum hocam. Bugün seninle beraber 8 tane besin zinciri ve besin piramidi ile ilgili güzel sorularım var. Sorularımızı çözelim. Ondan sonra madde döngüleri ve güncel çevre sorunlarını anlatıp ekosistem ekolojisi konusuna nokta koyalım kıymetli hocam. İlk sorumuza bakalım. Diyor ki belli bir komünitede madde ve enerjinin üreticilerden son tüketicilere doğru aktarılmasına besin zinciri diyoruz. Besin zincirini oluşturan canlılarla ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül. Üçüncü tüketici olarak adlandırılan canlılar enerji kaynağı olarak etçil canlıları kullanabilir demiş. Ne yapıyorsun? Bir tane kenara piramit çiziyorsun. En alt basamakta kimler var? Üreticiler var. Birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici olsun. Üçüncü tüketici olan canlılar etçil olan canlıları kullanabilir mi? Kullanabilir. Niye? En alttaki üreticidir. Bunu yiyen birinci tüketici nasıl? Otçuldur. İkinci tüketici etçil, üç etçil diye gidiyor. Dolayısıyla üçüncü tüketici olan canlılar enerji kaynağı olarak etçil hayvanları yiyebilirler. İkinci öncüle bak. Omnivor canlılar, yani hem etçil hem otçul olan canlılar besin zincirlerinde birinci, ikinci ya da üçüncü trofik düzeyi işgal edebilirler diyor. Birinci trofik düzey neresi? En alt basamak olduğunu biliyorsun. Omnivor olan canlılar hocam, bunlar hem et hem ot yedikleri için ya birinci ya ikinci ya üçüncü tüketici olabilirler ama üretici olamazlar. Burada seni keklemeye çalışmış. Birinci trofik düzeyi işgal ederler ifadesi yanlış hocam. 2, 3, 4 olabilir ama birinci trofik düzeyi işgal eder ifadesi yanlış hocam. Üçüncü öncüle bakalım. Otçul canlılar sadece birinci tüketiciler basamağında yer alırlar diyor. Otçul canlı kim hocam? Üreticilerle beslenen canlılara biz otçul canlılar diyoruz. Otçullar evet hocam, birinci tüketici basamağında yer almak mecburiyetindeler hocam. Son öncüle bakalım. Doğrudan yeşil bitkiler üzerinden beslenen hayvanların selülozu sindiren enzimleri üretme yetenekleri yoktur. Biz de demiştik otçul memeliler bitkilerle besleniyorlar. Ot yiyorlar, otu sindirebiliyorlar. Peki otu sindirmelerini sağlayan enzimleri kendi mi üretiyor? Yoksa bağırsaklarında yaşayan, midelerinde yaşayan mutalis bakteriler mi? Ne diyorsun? Mutalis bakteriler bu işi yapıyor. Dolayısıyla bu ifade içinde doğrudur dedim. Bak konu ekoloji ama gördüğün üzere hocam canlıların temel bileşenleriyle ilgili öncül karşısına gelebiliyor. Hangileri doğrudur demiş? 1, 3, 4 var. Var mısın? Doğru cevap D seçeneği dedim. İki namlulu sorumuza gelelim. Diyor ki besin zinciri, besin ağı ve besin piramitleri ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır demiş. A şıkkı. Besin piramidinin her bir basamağında yer alan toplam canlıların ağırlığına biyokütle ya da biyomas ismini veriyorduk. Bu ifade doğru hocam. İkinci öncül. Piramitte canlıların oluşturmuş oldukları beslenme basamaklarına biz trofik düzey demiştik. Birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, üç diye yukarı doğru ne yapıyorduk? Gidiyorduk. Trofik düzey beslenme basamağı olarak adlandırmıştık hocam. Bu ifade de doğrudur dedim. Üçüncü öncül, trofik düzeyler arasında enerji akışını gösteren piramitlere enerji piramidi denir. Doğrudur hocam. Canlılar birbirlerine beslendikleri zaman diğer alttaki basamaktaki canlıdan enerji dağılıyor. Biz bunlara enerji piramidi ismini veriyoruz. D şıkkına bakalım. Canlıların vücutlarında birikim göstermiş olan bazı kirletici ve zehirli maddelerin canlıdan canlıya aktarılması durumuna biyolojik birikim demiştik. En çok biyolojik birikim kimde oluyor diye sormuştuk. Ne cevap veriyorsun? Son tüketicilerde biyolojik birikim çok yüksek demiştik. Bu ifade içinde doğrudur dedim. E şıkkına bakalım. Belli bir komünitede madde ve enerjinin üreticilerden tüketicilere doğru aktarılması da ekoloji piramidi değil enerji piramidi diyebilirdik. E şıkkı ne sevgili hocam? Yanlış verilmiş. Doğru cevap nedir dersek? E seçeneği dedim. Tanımla ilgili bir sorumuzdu. 3 namlulu sorumuza gelelim hocam. 3 dolu sorumuza bakıyoruz. Burada maşallah bir besin ağı verilmiş. Herkes birbirini yiyor hocam. Bak burada saprotroflar var, ayrıştırıcılar var, bakteri ve mantarlar var. Ölenleri ne yapıyorlar? Bak mavi oklar onların saprotrofların, çürükçülerin yediğini gösteriyor. Ölenleri tüketiyorlar. Peki birinci trofik düzeyde kimler var? Ağaçlar, tahıllar, çimler var. Sonra ikinci trofik düzeyde kimleri görüyorsun? Geyik var, tavşan var, fare var. Son trofik düzeyde de ne var, kim var dersek dağ aslanları, baykuşlar ve yılanlar görülüyor ama fark ettiysen yılan kim tarafından da tüketilebiliyor? Baykuş tarafından da yenilebiliyor. Buradaki son tüketicilerimiz kimler dersek dağ aslanı ve baykuşu son tüketici örnek olarak verebiliriz. Diyor ki bu besin ağıyla ilgili hangileri yapılabilir? Diyor ki birinci öncül tavşan ve fare sayısının azalması baykuşla yılan arasında besin rekabetine sebep olabilir diyor. Eğer tavşan ve fare azalırsa baykuş ve yılan ne yapacak? Besin arayacak. Bu adamlar bununla besleniyorlardı. Var olan tavşan ve fareleri yemek için aralarında rekabet görülebilir mi? Görülebilir. Bir nolu ifade için doğrudur dedim. İkinci öncüle diyor ki baykuş hem ikincil hem de üçüncü trofik düzeyi işgal etmektedir diyor. Bakalım hoca. Tahılları kim yiyor? Tavşan yiyor. Tavşanı kim yiyor? Baykuş yiyor. Burada tahıllarımız birinci trofik düzey, tavşan iki, baykuş üçüncü trofik düzey. Tamam, üçüncü trofik düzeyde bulunabiliyor. Güzel. Peki baykuşumuz ikinci trofik düzeyde mi? Bir de ona bakalım. Hocam baykuşa bakıyorum. Kimi
mi yiyor, tavşanı yiyor, fareyi yiyor, başka ocağın bunları yiye besleniyor. En alttaki çimenler ve dahıllar birinci trofik düzeyde, fare ve tavşan ikinci trofik düzeyde, baykuş 3 oluyor hocam. Baykuşumuz ikinci trofik düzeyde yer işgal etmiyor. Bu ifade için yanlıştır dedim. Üçüncü öncüle bakalım. Yeşil bitkütürleri ekosistemin temel üreticileri konumundadır diyor. Evet hocam, yeşil bitkiler gördüğünüz üzere ağaçlar, dahıllar ve çimler bunlar bizim üreticilerimizdir. Ekosistemin üretici basamağını işgal ediyorlar. Son öncüle bakalım. Ekosistemin sularına karışan zararlı kimyasallardan en çok zarar gören canlılar ağaçlardır diyor. Ne cevap veriyorsun? En çok biyolojik birikim kimde oluyor demiştik. Son tüketicilerde olur. Dağ aslanında olur. Baykuşta olur. Eğer yılan baykuş tarafından yenmiyorsa yılanda olur. Bitkiler bu zehirli madde birikiminden, biyolojik birikiminden en az miktarda etkilenirler. Bu ifade yanlıştır. Var mı la virüs diye soruyorum. Varmış. Doğru cevap B seçeneği diyorum. Bizi burada tuzaklamaya çalışan öncül hangisiydi hocam? İkinci öncüldü. Baykuşumuz hem ikincil hem de üçüncül tüketici olabilir ama trofik düzeyi işgal eder dersen işler değişiyor. Trofik düzey dediğimiz zaman üreticiler birinci trofik düzeyden başlıyor diye belirtmiştik sevgili hocam. Dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki hangisi de verilen canlıların hepsi omnivordur. Omnivor ne demek hocam? Hem et yiyen hem ot yiyen. İkisini beraber yiyenler. Şimdi ayıya bakıyorsun hem ot yiyor hem et yiyor. Güzel. Fare de aynı şekilde et yiyor, otçu. Tavuklar onlar da hocam. Hem et yerler hem de ot yiyebilirler. Seçmezler yani. Dolayısıyla cevap A gibi ama diğerlerine de bakalım. Burada baykuş, kurt, tilki var. Hepsi ne gibi gözüküyor? Bunların hepsi hocam karnivor. Neydi karnivor? Etçil hocam. Tavşan, geyik, koyun. Bunların hepsi nedir söyler misin? Bunlar da hocam herbivor. Herbivor neydi? Otla beslenen demekti. Karnivor neydi? Etçil demekti hocam. Aslan, yılan, ayı. Burada aslan ve yılan nedir hocam? Karnivor ama ayımız omnivor. Hem etçil hem otçul demekti. Dolayısıyla ayı burada işi bozdu. Kurbağa, çekirge, fareden fare bizim neyimiz? Omnivorumuz. Dolayısıyla bize hangileri hepsi hem etçil hem otçul özellikle dediği için doğru cevap ne olur? A dedim. 5 numaralı sorumuza geçelim hocam. Bir besin zinciri, besin piramidi verilmiş. Burada diyor ki yukarıda verilmiş olan besin piramidinde 1 ve 2 nolu oklar yönünde gidildikçe meydana gelen değişimlerle ilgili hangisi doğru eşleştirilmiştir diye soru da bize sorulmuş. A şıkkına bakalım. Toplam biyokütle son tüketiciden üreticiye doğru gittiğince artar demiş. Evet hocam, biyokütlesi en çok olan kim demiştik? Karasal ekosistemlerde üreticiler demiştik. Sucul ekosistemlerde bir farklılık olduğunu öğrettim hocam. Peki iki yönünde gittiğimizde, son tüketiciye doğru gittiğimizde de toplam biyokütlenin ne olduğunu, azaldığını göstermiş. Cevap A gibi hocam. Doğru verilmiş. Biyokütle üreticilere doğru gittiği zaman artar. Son tüketiciye gittiğimiz zaman azalır diyorduk. Diğer şıklara da bakalım. Potansiyel enerji azalır diyor. Son tüketiciye doğru gittiğimiz zaman potansiyel enerji azalıyor. Ne demek hocam? Ne demiştik? Üreticilerde sallıyorum 10.000 joule enerji var. Bir üst basamağı 10'da 1 1000. Bir üst basamağı 10'da 1 10'da 1 yukarı gittikçe potansiyel enerji azalıyor sevgili hocam. Diyor ki potansiyel enerji 1'e doğru gittikçe azalır diyor. Artar demesi gerekirdi. C şıkkına bakalım. Zehirli madde birikimi artar diyor. En çok zehirli madde birikimi kimde demiştik? Biz son tüketicide demiştik. B ve C şıklarını eledim hocam. D şıkkına bakalım. Birey sayısı genelde azalır diyor. Ne diyorsun hocam? Üreticilere birinci trofik düzeyde bulunan canlıların birey sayısı genellikle nedir? En fazladır değerli hocam. Bu ifade içinde yanlıştır dedim. E şıkkına bakalım. Bireyin kütlesi genelde artar diyor. Daha iri vücutta olur diyor. Genelde son tüketici canlıların vücut büyüklüklerinin, birey kütlelerinin daha fazla olduğunu söylemiştik. Adam diyor ki hocam üreticilere doğru gittikçe bireyin kütlesi artar demiş. Yalan söylemiş. Bu ifade işte yanlıştır dedim. Cevap ne çıktığıyla söyle bakayım. A seçeneği dedik. Altın hamurlu sorumuza bakalım. Diyor ki bir popülasyona ait olan canlılar için hangileri yapabilirsin diyor. Bir popülasyon. Popülasyon neydi? Tek türden oluşan canlı topluluklarına biz popülasyon diyorduk. Van kedileri bir popülasyondur. Sivas kangalları bir popülasyondur. Köpekler, onlar popülasyon olmuyor. Doğru mudur hocam? Çünkü farklı köpek türleri var demiştik. Okuyalım. Besin piramidinin aynı trofik düzeyinde bulunurlar diyor. Evet hocam. Tavşanları örnek olarak vermek istiyorum. Tavşanlar otçuldur. Bunlar nerede bulunur dersek, birinci tüketici olarak ikinci trofik düzeyde bulunuyorlar. Bu ifade doğrudur hocam. İkinci öncül, besin kaynakları aynı oldukları için, yani ot yedikleri için besin bulmak için aralarında, kendi aralarında rekabet edebilirler. Edebilirler hocam. Ot bulmak için kendi aralarında daha yeşil olan yerlere gidebilirler hocam. Üçüncü öncül, iki farklı ekosisteme ait olan komünitelerin içerisinde farklı besin zincirlerinin yapısına yer alabilirler. Evet hocam, bir besin zincirinde tavşanı kim avlar dersek, tilki avlar, diğerinde de kim olsun, baykuş avlayabilir. Dolayısıyla farklı zincirlerde, farklı ekosistemlerde, farklı zincirlerde yer alabilirler. Bu ifade içinde doğrudur dedim. Cevap ne çıktığıyla 1, 2, 3 dedik. Edirne bu sorumuzun da cevabı oldu. Son iki sorumuz, gel bakalım. Diyor ki kendi aralarında bir besin zinciri oluşturan canlı arasındaki etkileşimlerle ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir diyor. Biz burada ne arıyoruz hocam? Söyle bana, yanlışı arıyoruz. Birinci öncü, birinci trofik düzeydeki canlılar kendi besini kendi üretikleri için ototrof beslenme biçimine sahiptir. Evet hocam, bir nolu ifade için evet dedim. İkinci öncü,
Üçüncü, canlı arasında besin aktarımı ile enerji aktarımı da yapılmış olur. Yani sen bir canlı yersen onun vücudundaki enerjiyi de kendi vücuduna almış olursun. Bu sayede enerji de aktarılır. B şıkkı içinde doğru da dedim. C şıkkı, belli bir trofik düzeydeki canlıların sayısındaki artış doğrudan ya da dolaylı olarak besin zincirindeki bütün bireyleri etkiliyor muydu? Evet hocam, ne demiştik? Kelebek etkisi. Çorak bir araziyi ağaçlandırdığın zaman orada bir ekosistem oluşuyor. Orman meydana geliyor. Bir sürü canlı geliyordu. Bir basamaktaki değişiklik bütün basamakları ne yapıyor? Etkiler demiştik. Doğrudan ya da dolaylı olarak. D şıkkı, hem ototrof hem de heterotrof beslenen canlılar her zaman son tüketici basamağında yer alır diyor. Hocam hem ototrof hem heterotrof deyince biz öyle baştan bir dayı öğrenmiştik. Kimdi la o? Ögleni hocam. Öglenamız besin piramitlerinde her zaman son trofik düzeyde midir? Hayır hocam, böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Hem etçil hem otçul beslenebilen bir canlı son trofik düzeyde yer alabilir mi? Evet, ayı hem et yer hem ot yer. Bir besin piramidinin en üst basamağında ayı bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama hem ototrof hem de heterotrof, yani hem üretici hem tüketici beslenme özelliğine sahip bir canlı her zaman son trofik düzeyde olur diyemeyiz. Cevap D gibi ama E'ye de bakalım. Trofik düzeyler arasında son basamağa doğru ilerledikçe genel kur olarak toplam biyokütle azalır diyor. Ne cevap veriyorsun? Evet hocam, yukarı doğru gittikçe biyokütle ne oluyordu? Azalıyor demiştik. Dolayısıyla bu ifade için doğru dedim. Cevap ne çıkar ulan? Söyle bakayım bana. Doğru cevabımız hocam bizim D seçeneği dedik ve son sorumuza geliverdik hocam. Diyor ki çeşitli maddelerin değişik trofik düzeylerde artarak birikip zararlı derişim düzeyine ulaşmasına biz biyolojik birikim ismini vermiştik hocam. Zehirli maddelerden kimi örnek vermiştik? En popüler DDT'yi örnek vermiştik. Böcek öldüren ilaçlar var demiştik. Ağır metaller var demiştik. Bunlar dokularda zehirli madde birikimine sebep olabiliyordu. Ne yapamıyorduk? Bunları da atamıyorduk demiştik. Birinci öncül, böcek öldürenler, pestisitler, bunlar bir besin zincirindeki canlılarda biyolojik birikime sebep olur mu diye sorsak, evet hocam son tüketicilerde biyolojik birikim daha çok demiştik. Radyoaktif maddeler hocam, tabii ki de Çernobil gibi nükleer santraller patladığı zaman ne oldu değerli hocam? Etrafa radyoaktif serpinti oldu. Buradaki bu radyoaktif maddeler kişilerin dokularına birikti. Uzun vadede sağlıkla ilgili problemler yaşadılar. Hastalıklar ortaya çıktı. Ölümler ortaya çıktı. Bu da hocam biyolojik birikime sebep olabilir diyor. Kurşun gibi, cıva gibi ağır metaller, bunlar da hocam zehirli madde oldukları için biyolojik birikime sebep olur. Ama 6 karbonlu monosakkaritler. Kim ne oldu 6 karbonlu monosakkaride? Bakalım hatırlıyor musun? Hadi sana sorayım. 6 karbonlara biz ne demiştik? Pentoz mu? Heksoz mu? Ne diyorsun? Heksoz. Aferin hocam. Bak, canlıların temel bileşenleri bilmenin önemi burada da karşımıza çıkıyor. Bunlar 3 tanedi. Bir tanesi glikoz. Bir tanesi kimdi? Fruktoz. Doğru mudur? Bir tanesi galaktozdu. Bunlar hocam sence biyolojik birikime, dokularda zehirli madde birikimine sebep olur mu dersek? Hayır hocam. Bunlar besin maddesi. Biz bunları enerji elde etmek için kullanabiliyoruz. Nedir öyle cevap? Söyle bakayım. 1, 2, 3 dedim. Deniz dedim bu sorumuzun cevabı için ve 8 numaralı sorumuzu da yapmış olduk. Seninle beraber 8 tane cik soru çözdük. Hemen arkasından da bu dersimizden sonra da maddi döngülerinden yolumuza devam ediyoruz. Kıymetli hocam, sesim biraz ilk başta gayet güzeldi de ortalarda biraz horozlandı. İdare edeceğiz. Artık nane limon içeceğiz. Çiğ yumurta içeceğiz sesimizi açmak için. Bu derste sesim için özür dilerim. Kendime bakıyorum, aslında yemekle aram iyidir hocam. Çok da yemek seçmem. At gibi götürürüm yani. Birkaç tane yemek sevmem. Kelle paça sevmem. İşkembe çorbası sevmem. Sakatat, onlarla da çok aram yok. Kokoreç yerim. Midye yerim. Yani çok böyle aramam ama. Onun haricinde sebzelere de aram iyidir ama nedense yani arada böyle nadir de olsa hasta oluyoruz. İnşallah mümkün mertebe hasta olmamamız lazım. Dikkat etmeme rağmen yakalandık. Hep ipeğin yüzünden. Zalim ipek. Yaktın beni. Anneni de yaktın. Beni de yaktın. Çocuklar burada ders bekliyorlar. Video bekliyorlar. Umarım çalışmaların güzel gidiyordur. Güzel ders çalışıyorsundur. Programlı ders çalışıyorsundur. Ben de sana yetişmeye çalışıyorum. Bir de ipeği almaya gideceğiz. Şimdi ben müsaadeni isteyeyim. İpeği alıverelim. Gelelim. Bu videoyu editleyeyim. Bu akşamı bu videoyu yetiştireyim. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki dersimizde ne yapıyoruz? Madde döngülerinden ve güncel çevre sorunlarından bahsedip ve onunla ilgili güzel örnek sorularla çözüp konumuzu tamamlıyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Canlıları sınıflandırmasına geçeceğiz. Yine dikkatini vermen gereken bir konu olacak. Bu arada bir grup arkadaş sağ olsunlar. Ula izliyorlar, izliyorlar. Ula hiç mi videoyu beğenmezler? Ula hiç mi? Allah davul etmesin. Ula bakıyorum. Videoyu izleyen kişi sayısına bakıyorum abi. 25 bin olmuş. Kaç kişi beğenmiş bakıyorum abi. 800 kişi, 700 kişi. Ula ayıp la diyorum. Vallahi ayıp. Ula hiç emeğe saygı yok. Tam bir crazy girl. Tam bir kenafirler. Tam bir gudubetler hocam. Ayıp denen bir şey var. Geçen derste de söyledim. Bak bilgisayarı değiştirdim. Bir tane daha ışık planım var. Buraya bir tane daha ışık alayım da bu tarafı daha güzel aydınlık yapayım gibi bir planım var. Aldığımızı sağa sola saçmıyoruz oğlum. Daha ev alacak parayı toparlayamadık ama o da bir gün olur diye düşünüyorum. Kazandığımız şeylerle de gidip ne yapıyoruz? Ekipman alıyoruz. Burada bir tane monitörüm vardı. Tekti. Onu ikiledim. Önce büyük bir monitör aldım. Kör oldum yemin ederim. Gittim biraz daha küçüğünü aldım. Yani kullandığım monitörün bir tanesinden daha aynısından aldım. Biraz daha böyle etrafım genişledi. Daha rahat video editleme yapabiliyorum. Tekrar desteklerin için teşekkür ederim. Ben iznini istiyorum. Ben çalışıyorum. Sen de çalışacağım. Yağmur çamur demeden, hastalık demeden
gerçekten güzel güzel çalış. Bu arada söyleyeyim, en güzel çalışma ayları bilimsel bir gerçektir. Kış aylarıdır. Havanın soğuk olduğu aylardır. Yazın çalışmak zordur ayrı. Kış aylarında iyi çalış ki sınava yaklaştığı zaman, Ocak ayını geçtiği zaman böyle elin ayağın titremesin. Diyeceksin ki ben zaten yazdan beri havalar serinlemeye başlamadan itibaren deli gibi çalıştım. Hakkını vermeye de devam ediyorum. O yüzden bu kış aylarını, serin havaları iyi değerlendir sevgili hocam. Bak yazın sınava yaklaşmaya başladığı zaman 3 ay kaldı, 2 ay kaldı, 1 ay kaldı. İnsan böyle şey gevşer lan, ne havada sıcak zaten yemişim. Olduğu kadar olmadı, kader dersin, bunu deme. Şimdi çalış, şimdi yorul. Ağustos böceğiyle karınca misali, karınca olsa deli gibi çalışacağım. Zamanını iyi değerlendir. Sonra yumurta kapıya gelince 30 saniyede TYT biyolojisi. 1 dakikada bütün biyolojisi. Allah. Ya o videolar gerçekten çalışmış olan adama faydalı oluyor. Samimi söylüyorum. Böyle bir hazıra alışmış bir tayfa türedi. Adam hiç yemek vermek istemiyor. Hem de armudun en iyisini yemek istiyor. Karpuzun göbeğini yemek istiyor. Hatta yemek istemiyor. Sen dilim mi diyor, çatala da tak. Ağzıma da böyle lokmayı uzat. Ben oradan yiyeyim diyor. Hatta sen çiğne bir mazot değil tabii işte de. Ya hazırcı olma hocam. Çalışkan ol. Emek verenleri, bir şeyler için çaba gösterenleri herkes seviyor. Yatanları kimse sevmiyor hocam. Herkesin kendi sorumluluğu var. Sen de kendi sorumluluğunu yap. Ben gidiyorum, geç kalıyoruz. İpek bizi bekliyor. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.